Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 11. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı 2. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz. Aşağıdaki klasik soruları kısaca cevaplayınızdaki ilk sorumuz fıkra ve sohbet arasındaki farklardan iki tanesini yazın şeklinde. Arkadaşlar biliyorsunuz ki fıkra ve sohbet yine bol miktarda kullanılan edebi türlerden biri. Peki fıkra neydi, sohbet neydi? Şöyle bir iki maddeyle hatırlayalım. Arkadaşlar fıkra biliyorsunuz okur kitlesini yönlendirmeyi amaçlar. Hemen şöyle yazalım. Okur kitlesini yönlendirmeyi amaçlar. Bir diğeri de karşılıklı konuşma üslubu yoktur arkadaşlar. Sohbet gibi değildir. Karşılıklı konuşma üslubu yok. Öyle diyelim. Peki fıkradan sonra sohbetteki durum ne arkadaşlar? Aynı maddeyi kıyaslarsak burada okur kitlesini yönlendirmeyi amaçlar demiştik fıkra için, ama sohbette yazar kendi duygu ve düşüncesini paylaşır arkadaşlar. Onu da şöyle paylaşalım. Hatta bir başka kalem alalım. Yazar kendi duygu ve düşüncesini şöyle kısaltalım. Kendi duygu ve düşüncesini paylaşır diyelim. Bir diğeri ise aynı madde olarak karşılıklı konuşma üslubu yok demiştik fıkra için, ama sohbette de tam tersi karşılıklı konuşma üslubu vardır arkadaşlar. Karşılıklı konuşma üslubu vardır. Evet, bu şekilde iki maddeyle kıyaslayarak ikisinin arasındaki farkı da böylelikle anlatabilmiş olduk ve puanımızı da aldık diyelim. Geçelim ikinci soruya arkadaşlar. Servet-i Fünun Edebiyatı'nda gazetenin yerini derginin almasının nedenini kısaca açıklayın şeklinde bir ifade var. Peki neden gazete daha geniş kitleye hitap ederken gazete değil de dergi ön plana çıktı? Hemen bakalım. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki Servet-i Fünun sanatçılarının toplumu eğitmek gibi bir amacı yoktu biliyorsunuz. Sanat için mantığında olduğundan daha az kesime hitap eden dergiyi kullandılar. Hemen yazalım. Servet-i Fünun sanatçılarının Servet-i Fünun sanatçılarının toplumu eğitmek gibi bir amacı olmadığından daha az kesime hitap eden dergiyi kullandılar. Evet arkadaşlar, bir cümleyle özetleyebiliyoruz. Yani gazete dururken neden derginin cevabı? Çünkü dediğimiz gibi toplumu eğitmek gibi amaçları yok. Sanat içindir mantığında olan bu toplum daha az kesime hitap etmek için dergiyi kullanmış oldu böylelikle diyelim. Ve geçelim bir başka soruya. Evet, bu soruda Tanzimat Edebiyatı ile Servet-i Fünun Edebiyatı arasındaki farklardan üçünü yazın şeklinde var. Arkadaşlar Tanzimat Edebiyatı hatırlayın. Gazete ön plandaydı onlarda. Toplum için sanat ve sade bir dil vardı. Hemen onları bir yazalım. Gazete ön plandadır. Biraz önce söyledik. Servet-i Fünun'da da dergi. Onu da hemen karşısına yazacağız. Gazete ön plandadır yazalım. Servet-i Fünun'da ise dergi ön plandadır. Aynı maddeleri kıyaslayarak bu şekilde yazarsa karşılıklı aklımıza daha iyi kalacak arkadaşlar. Tanzimat Edebiyatı'nda bir başka maddemiş. Toplum için sanat felsefesi güdülür arkadaşlar. Toplum için sanat halkı eğitmektir amaç. Dolayısıyla toplum için sanat varken Servet-i Fünun'da arkadaşlar bu durum sanat için sanata dönüşmüştür. Bir diğerine bakalım. Bir diğer maddede de sade bir dil var. Buraya sade bir dil kullandılar diyelim. Sade bir dili kullandılar.
Ama servet üfünde maalesef, maalesef diyelim çünkü dediğimiz gibi halkı eğitmek gibi bir amaçları olmadığı için ağır ve süslü bir dil kullandılar. Bir dil kullandılar diyelim. Evet arkadaşlar, Tanzimat Edebiyatı gayet sakin, sade bir dil. Toplum için çalışan gazete ön plandayken Servet-i Fünuncular ise dergi ön plan almışlar. Sanat için sanat deyip toplumu eğitme gibi amaçların olmadığını söylemişler. Dolayısıyla ağır söz ve dil kullanmışlar edebiyatlarını yaparlarken. Diyelim ve geçelim bir başka bölüme. Aşağıdaki soruların yukarıdaki dörtlüğe göre cevaplayınız kısmında. Bakın, gözünde küçüldü dağlar tepeler. Birdenbire büyüdün mü sevgilim? Yükseklerden uçan yere sert düşer. Bu sözümü unuttun mu sevgilim? Selim Savaş Karakaş'ın bu dörtlüğü arkadaşlar bize verilmiş. Bakalım bunun ölçüsü nedir? Uyak düzeni nedir? Şiirin türü nedir şeklinde ifade var. Arkadaşlar bakalım ölçüsünü hemen bakalım. Gözünde 3, küçüldü 6, dağlar 7-8, tepeler 3 daha 11. Görüyorsunuz ki 11'li hece ölçüsü var. Hemen yazalım arkadaşlar. 11'li hece ölçüsüyle yazılmış. Yani kaç hece varsa o hece ölçüsünü belirtir. Bunu unutmayalım. Peki şiirin uyak düzeni nedir arkadaşlar? Bahsedilen uyak düzenine bakıyoruz ki tepeler sevgilim, düşer sevgilim. Dolayısıyla AB, AB şeklinde olacak. AB, AB şeklinde bir uyak düzeni var. Peki bir diğer özelliğine bakıyoruz. Şiirin türü ne peki arkadaşlar? Evet, buna dikkat edin. Burada sevgiliye karşı durulan, bakın birdenbire büyüdün mü sevgilim? Böyle bir aşk acısı, bir ayrılık, ölüm, hasret, yani böyle insanı inciten duygu yok mu arkadaşlar? Bu şiir içerisinde var. Bunu hissediyoruz. Dolayısıyla bu tarz şiirlere lirik şiir diyoruz arkadaşlar. Yani lirik şiirin konusunu hatırlatalım tekrardan. Aşk, ayrılık, ölüm, hasret gibi konuları inceler. Dolayısıyla bu şiirde de buram buram lirik şiir konuları kokuyor. Cevabımız böylelikle belli oldu diyoruz ve geçiyoruz bir başka bölüme. Tevfik Fikret, edebiyat öğretmeni Recaizade Mahmut Ekrem'in etkisiyle batılı sanat anlayışını benimsemiştir. Peki yukarıdaki cümlenin öğelerini buluruz. İşte bu en sevdiğim öğe bulmak arkadaşlar. Bir kere cümlenin sahibi kim? Cümlenin sahibinden kastettiğim öznesi ve cümlenin sonunda fiili var mı yok mu ne? Bunları bir bulursak zaten ortaya çıkacak arkadaşlar. Tevfik Fikret, bak burada bahsedilen kişi Tevfik Fikret de cümlenin öznesi. Hemen buraya özne yazıyorum arkadaşlar. Cümlenin üzerinde gösterelim. Edebiyat öğretmeni Recaizade Mahmut Efendi'nin etkisiyle nasıl batılı sanat anlayışını benimsemiştir, nasıl benimsemiştir? Bunu sorarsak zaten zarf tümleci olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Onu da bir başka kalemle yazalım. Edebiyat öğretmeni Recaizade Mahmut Ekrem'in etkisiyle, bu da zarf tümlecini gösterir. Hemen üstüne yazıyorum. Zarf tümleci. Batılı sanat anlayışını benimsemiştir. Neyi benimsemiştir? Neyi sorusunu sorduğumuzda bize nesneyi verir arkadaşlar. Batılı sanat anlayışını dediğimiz zaman da buraya nesne yazarız. Benimsenmiştir şeklinde de zaten en sona kalan ne? Tabii ki cümlenin sonunda kurallı bir cümle. Burası da yüklem olacak arkadaşlar. Bu tarz sorular sorulduğu zaman, neyi, nasıl gibi soruları sorduğumuz zaman bize ya özneyi verecektir, kim sorusu, zarf tümleci neyi sorusunu, nasıl sorusunun karşılığıdır, nesne aynı şekilde neyi sorusunun karşılığıdır. Bunlara dikkat ederek, bu soruları sorarak bu tarz cümleleri çok da rahat parçalayabiliriz, çok da rahat öğelerini bulabiliriz diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar bir başka bölüme. Evet, burada da aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerini yapın şeklindeki bölüme bakalım. Burada sol taraftaki yazarlar Mehmet Akif Ersoy, Tevfik Fikret, Muhammed Hüseyin Şehriyar, Mehmet Emin Yurdakul, Cenap Şahabettin, Hüseyin Cahit Yalçın, Mehmet Rauf gibi yazarların peki eserleri hangileri, onlara bir bakalım arkadaşlar B bölümünde. Şimdi Ey Türk Uyan adlı eser biliyorsunuz ki Mehmet Emin Yurdakul'un arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle yanına bir 4 yazalım. Heyder Baba'ya selam. Burada bahsedilen Heyder Baba biliyorsunuz ki Muhammed Hüseyin Şehriyar'ın eseri. Dolayısıyla buraya bir 3 yazalım. Şermin biliyorsunuz ki
Tevfik Fikret'in eseri, buraya da bir iki yazalım. Bir diğer Sefahat. Sefahat'ı okuyanlar bilir arkadaşlar. O şiir kitabını, kalın böyle kalındır bir şiir kitabı. O da biliyorsunuz ki Mehmet Akif Ersoy'undur. İstiklal Marşı'nın yazarı. Buraya da şöyle bir kocaman bir yazalım. Ferda-i Garam adlı bu tuhaf isimli eser bize tuhaf geliyor. Ama biliyorsunuz ki bunları ezberleyelim arkadaşlar. Mehmet Rauf'undur. Biliyorsunuz ki Eylül romanıyla meşhur olan ilk psikolojik romanla. Buradaki Ferda-i Garam yine Mehmet Rauf'un bir eseri. Buraya bir 7 yazalım. Evrak-ı Eyyam, bu da yine garip isimli bir eser. Ama biliyoruz ki Cenab-ı Şahabettin, buraya da 5 yazalım. Ve son olarak zaten Edebi Hatıralar isimli bu eser Hüseyin Cahin Yalçın'ındı. Buraya da şöyle kocaman bir altı yazarak bu yazar ve eser eşleştirmelerini sizler için bir kez daha hatırlatmış olalım arkadaşlar. Bunları bildiğinizi biliyoruz. Amacımız sadece hatırlatmak sizlere diyelim ve geçelim bir başka bölüme. Evet, burada aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle doldurun şeklinde bakalım nasıl dolduracağız. Parnasizm, öznel, gazete, sembolizm, sade, söyleşi, sonuç, realizm, naturalizm, edebiyatı, cedide, serveti, fünun gibi kelimeler var. Yapılar, kavramlar var. Peki hangisi nereye gidiyor, hemen bakalım. Arkadaşlar emin olmadıklarınızı lütfen en sona bırakın. Hatta bir tane örnek bırakacağım biliyorum ama bakın nasıl en sona çıkıyor göreceksiniz. Bu soruda bu bölümde. Sohbet nokta nokta çevresinde gelişen bir yazı türüdür. Ne arkadaşlar? Farz edin ki bilmiyoruz. Atlayalım. Ben biliyorum ama atlayalım. Sohbet türünde de diğer düşünce yazılarında olduğu gibi giriş, gelişme ve nokta nokta bölümleri var. Giriş, gelişme, sonuç. Bu üçlü arkadaş zaten olmazsa olmaz. Dolayısıyla bakın yukarıdan bildiklerimizi şöyle elersek işimiz daha da kolay olacak. Sohbet türünün diğer bir adı nokta noktadır arkadaşlar. Söyleşi. Bunu da yazalım. Söyleşiyi de aynı şekilde yukarıdan şöyle çiziyorum. Diğerine bakıyorum. Yazar sohbet türünde genellikle kişisel düşüncelerini anlatır. Biraz önce sohbet fıkra arasındaki farklarda bunu bahsettik. Bu yüzden de sohbet nokta nokta bir anlatıma sahiptir. Özneldir arkadaşlar. Öznel bir anlatıma sahip. Yani yazar kendi duygularını size anlatır, sohbet ediyormuşuz gibi. Dolayısıyla buraya da öznel kelimesini yazalım ve yukarıdan şöyle bir çizelim. Sohbet yazıları günlük konuşma dilinin sıcaklığıyla süsten uzak nokta nokta bir dille yazılır. Süsten uzak dil tabii ki sade bir dildir. Servet-i Fünun şiirinde nokta nokta ve nokta nokta, roman ve hikayelerinden nokta nokta ve nokta nokta akımların etkisi vardır. Ha, şiir ve roman üzerindeki akımlar bize sorulmuş. Peki şiirlerinde hangi akımlar vardı arkadaşlar? Hatırlayın. Sembolizm başta. Diğeri ise Parnasizm arkadaşlar. Evet, Servet-i Fünun'un şiir ve şiirinde sembolizm ve Parnasizm etkisi görülürken roman ve hikayelerinde de aynı şekilde realizm ve naturalizm görülür arkadaşlar. Bakın bunların hepsini yukarıdan sildiğimiz zaman dolayısıyla bizim ortaya çıkaracak, boşluğa kalacak kelimemiz kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Evet, sonuncuya bakıyorum. Servet-i Fünun Edebiyatı'nın diğer adı, ki Servet-i Fünun'u gerçek kendi adınız gibi bilin arkadaşlar. Özelliklerini bilin. Peki Servet-i Fünun'un diğer adı ne? Onu biliyor muyuz? Tabii ki Edebiyatı Cedide. Buraya Edebiyatı Cedide şeklinde yazalım. Ve son olarak da bize bahsedilen Nokta Nokta dergisinin kurucusu Ahmet İhsan Tokgöz. Evet, bu insanı unutmayın. Servet-i Fünun dergisinin o edebi akımında dergi kendi adıyla bir dergi çıkartmıştı. O da Servet-i Fünun dergisinin kurucusunun, sahibinin de Ahmet İhsan Tokgöz olduğunu hatırlatalım. Peki en yukarıdaki boşluk olarak ne çıktı arkadaşlar karşımıza? Bunu sildik, bunu sildik. Dolayısıyla görüyorsunuz gazete kaldı değil mi? Görüyorsunuz buradaki birinci bölümde sohbet aynı şekilde gazete çevresinde gelişen yazı türüdür olarak görüyorsunuz. Bu bölümü de sağ salim atlatmış bulunuyoruz, hatırlatmış bulunuyoruz arkadaşlar. Geçiyorum çoktan seçmeli bölümler, yine olmazsa olmazlardan. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun şiirinin özelliklerinden biri değildir ki biraz önce bol miktarda bundan bahsettik. Şiirin konusu genişletilmiştir arkadaşlar. Evet. Anlaşılması güç, ağır bir dil kullanılmıştı. Evet.
Parnasizm ve sembolizm etkilerinde görülmesi biraz önce söyledik. Evet. Şiirde biçim güzelliğine önem verilmiştir. Yani sanat için sanat yapılmıştır. Evet. Sanat toplum içindir görüşünün benimsenmesi değil. Sanat sanat için görünüşü, görüntüsü, görüşü hakim arkadaşlar. Dolayısıyla burada ters bir bilgi verilmiş. Onun için cevabımız Edirne seçeneği olacak bu soru için. Diğerine bakıyoruz. Diğer soruda aşağıdakilerden hangisi öz yani saf şiir anlayışının esaslarının duyurulduğu makaledir? Evet, makale ismi soruluyor. Yeni lisan değil, edebiyat ve hukuk değil, tercüman ahval mukaddimesi değil, intibah mukaddimesi de değil. Bahsedilen şiir hakkında bazı mülahazalar bizden istenen makale arkadaşlar. Bu makaleyi unutmayın. Öz şiir anlayışının esaslarının duyurulduğu makaledir bu. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak ikinci soru için. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi öz yani saf şiirin özellikleri arasında değildir? Evet, öz şiirle ilgili bir soru daha geldi. Demek ki size de gelecek bu sorular arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi öz şiirin özellikleri arasında değildir ifadesi var. Soru köküne dikkat edelim. Şiir dilinin her şeyin üstünde görülmesi, evet, bu özelliklerinden biri. Kendine ait bir imge düzeni olması özelliklerinden biri. Şiirin soylu bir sanat kabul edilmesi özelliklerinden biri. Bireysellik, ruh, ölüm temalarının yoğun olarak işlenmesi var. Biraz önce söyledik. Lirik şiir konusu özellikle yoğun bir şekilde varken realizm akımının izlerinin görülmesi öz şiirde mümkün değil, konu değil arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği olacak bu soruda. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Bu soruda yine Babürname ve Eylül adlı eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir şeklinde verilmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Babür Kralı'nın kendisinin kaleme aldığı Babürname ve Mehmet Rauf'un ilk psikolojik romanı olan Eylül'ün ortak bir özelliği varmış. Hatırladınız mı bunu? Hemen hatırlatalım arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki Babürname bir anı türü. Babür Kralı'nın kendi kaleme aldığı bir anı türü. Eylül ise bir psikolojik roman. Peki ortak özelliği neymiş? Hemen ona bakalım. Kendi türlerinin ilkleri olmalı arkadaşlar. Psikolojik roman olarak biliyorsunuz ki Mehmet Rauf'un Eylül romanı ilktir. Psikolojik roman alanında Babürname adlı eser de anı alanında ilktir. Dolayısıyla her ikisi de kendi türünün ilk örnekleridir. Bunları da hatırlatmış olalım ve geçelim artık son iki soruya arkadaşlar bu videoda. Edebiyatta realizmin öncüsü olmuştur. Evet, realizmin öncüsü babası hatırlayın Halit Ziya arkadaşlar. Bunu şöyle bir not alalım ama özelliklerine bakacağız yine. Romanlarında aydın kişileri ve çevrelerinin hikayelerinde ise halkın yaşayış ve adetlerini anlatmaya çalışmıştır. Eserlerinde alışılmış olandan ayrı bir söz dizimi vardır. Batılı roman ve hikaye tekniğine uygun ilk başarılı örnekler onundur. Romanlarında ruh çözümlemelerine önem vermiştir. Bir sürü özelliği sayılmış ama burada bahsedilen edebiyatta realizmin öncüsü olmuştur dediği zaman Halit Ziya Uşaklıgil ile aklımıza gelsin arkadaşlar. Onun için cevabımız Ceyhan seçeneği bu soru için diyoruz ve geçiyoruz artık son soruya. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının genel özelliklerinden değildir? Soru köküne dikkat ederek bu soruyu da yapmaya çalışalım. Toplum için sanat ilkesine bağlıdırlar ki biraz önce söyledik arkadaşlar. Bakın toplumu eğitme gibi bir amaçları yok. Sanat için sanatçıdır bu Servet-i Fünuncular. Hemen dakika bir, gol bir, A seçeneğinde yakalamış olduk. Şiirde ilk defa bu dönemde konu bütünlüğü sağlanmıştır. Evet. Kafiye kulak içindir. Görüşünü benimsediler. Çünkü sanat sanat içindir dedik. Evet. Romanda da ağır dil kullanıp üslup sanatkaranedir. Yani ağır dilleri var. Evet. Şiirde olduğu gibi romanda da sosyal konulardan uzak dururlar. Toplumla alakaları yok. Dolayısıyla bütün bu özellikler Servet-i Fünun'un özelliği iken toplum için sanat ilkesine bağlıdırlar. Sözü yanlıştır. Çünkü sanat için sanat ilkesine bağlı kalmış Servet-i Fünuncular diyelim. Ve bugünkü videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.